Bu da yanlış. Evet. 6. Bunu kabul ediyorum. Çünkü benim fırınım beni mahvediyor. Biz fırına koyduk, üstü çıkardık, bayağı kızarmıştı. Sonra ters çevirdik, altı hiç pişmedi. Dedik bari üstten kızartalım, olmadı. Canım sen buna hiç mi şerbet dökmedin ya? Kurban olayım. Evet, döktük de şerbeti. Hiç bende şerbet diye bir şey yok. Çok kalın yapmışsınız, o yüzden şerbeti. Pişmesi de bence onun yapmış. O kadar umutluydum ki senden, bir de met ettim. Kime met ettin? Her gittiği yerde seni anlattım. Elif ablacığım, evine çağıracak mısın? Evde kaldım. İstanbul'da. Çağıracak mısın Zeynep'i evine? Vazgeçtim. Üzüldüm ben. Senle ben gideceğiz Elif ablacığım. Neyse, siz de iş yapmaktan yırttınız. Peki şaka maka gülüp eğleniyoruz ama birazdan 20.000 TL'nin sahibi belli olacak. En büyük amacımız 20.000 TL'yi kazanmak. O yüzden buradayız. Herkes o yüzden emek verdi. Haksızlığa uğradığını düşünenler de var aramızda. Nilgün, tatlıyı nasıl buldun? Tatlı Kadir, çok kalın olmuş. Altı yanmış. Kadir'e hep şey gelmiş. Şerbeti, bak, şerbeti hiç yok, çok kuru güzel. Kuru olmuş. Bana yumuşak gelmiş. Kuru olmuş. Kuru olmuş. Peki. Dilara. Aynı şekilde katılıyorum. Bir tatlının üstünü bir açar mısın sana zahmet? O kuru dediğin yeri bir göster. Neresi şu, kuru? Şu. Alt bölümünü çekmiş. Bak ses de çıkıyor zaten siz. Peki sebebi ne Dilara? Kadayıfma kalın olmuş, şerbeti mi almış? Kalın olmuş. Bir de üstü çok piştiğinden de kaynaklı herhalde. Yok. Kalın olmuş. Şerbet de az gelmiş, emmemiş. Peki. Ya, afiyet olsun. Şerbetini hiç çekmemiş üstü. Kadayıf hiç olmamış. Yani. Şerbeti az olmuş. Yanmış. Fındıkları çok koca koca olmuş. Ben ağzınıza gelsin diye bilerek tuttum ki kocaman. Yani ama çok büyük olmuş toz bunlardan. Toz gibi olsa hiç belli olmazdı. Biraz içinde daha ufaltabilirdin. Yarım yarım olmuş mesela. Bak bende yarım yarım fındıklar var böyle. İkiye bölüp bölüp sanki. Ya her neyse, o kabul edilebilir ama çok yanık. Mesela şu kısım ortası bir şerbeti çekmiş. Buraları kupkuru. Dağılıyor. Bak. Hiç şerbet yok. Kalın olmuş. Yine dondurmanı çok beğendim. Teşekkür ederim Zeynep. Afiyet olsun. Peki afiyet olsun. Dondurma ziyan olmasın. Şimdi çöpe gidecek. Koca tatlıya değil de dondurmaya eziliyor. Herkes ama anladım. Dondurma çok pahalı. Anladığım kadarıyla herkes sadece dondurmayı beğendi. Elif, Zeynep maalesef evet ki. Benim altı güzel ıslak gelmiş ama üstü benim de kuru. Yani kadayıfın genel olarak ufaklıkı halini de gördüm. Evet, bayağı kadayıfta bayağı... Eline emeğine sağlık. Yarışmaya katıldın, elinden geleni yaptın. Evet. Ben yine bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi Kadir Bey, nasıl dolduruyorum yorumlarımın altını? Hani dediler ki Magnolia kolay. Hani öyle olmuş böyle. Hani olmuş kadayıf zor. Hani kadayıfın pişmiş hali. Hani şerbeti. Demek ki aslında öyle kolay kadayıf değilmiş. Kadayıf çok kolay gözüken bir tatlı ama... yapım aşamasının en tamam zor olan. İşte değilmiş yani ama olamıyormuş. Zor seçmek demek. Bugün açan yapar ama şunun şerbetini ve kalınlığını, kıvamını herkes... Ben ondan tutar bahsetmiyorum. Demek ki menüye koymak... Ben şerbetini tam yediremediğim için... Üstüne mi acaba iyice gezdirmedik? Gezdiremedik. Biz orada bir aksilik yaşadık. İçinde limon şeyleri ve çekirdekleri vardı. Size şunu söyleyeyim. Siz çok kalın yaptığınız için bunun şerbetini dökseydiniz bile yeteri kadar altı hamur olacaktı. Bu sefer üstü ancak kıvama gelecekti. Çünkü çok yüksek yapmışsın. Bir de ben bunun şeyini bekledim. Dolmasını bekledim. Sarıp onu kızar. Biz de bekledik de içeride kızartıp sonra bekleyince yumuşuyor diye seçmemiş o yüzden. İçi hamur olurdu bu defa hiç. Yani demem o ki Kadir Bey, menüye evet koymak mesele değil, yapmak hamaratlık mı mesele? Esra hala yorumları yutamamış. Evet yutamam, vallahi yutamadım yani. İçine bayağı oturmuş. Peki sağlık olsun diyelim. Öyle. Bu anlamaya gidiyoruz. Büyük finale dakikalar kala. 20 bin liranın yarım altının, çeyrek altının sahibinin belli olmasına dakikalar kala sadece. Herkes mutfakta ter döktü, emek verdi. Bakalım Zeynep menüsüyle, hamaratlığıyla kaç puan alacak? Ve büyük finalde madalya kim takacak göreceğiz. Buyurun puanlamaya gidiyoruz. Bu hafta birinciliği Dilara Hanım alırsa derim ki hak etmedi. Çünkü yanmış bir tatlıyı bize ısrarlı bir şekilde ben bunu yakmadım şerbetinden dolayı dedi durdu bir hafta boyunca. Evet sayın seyirciler, puanlamayla karşınızdayız. Hanımlar, haftanın son puanlarını veriyorsunuz. İyi düşünün, iyi karar verin, buyurun. Önce Elif abla puanını çevirsin. Elif ablacığım buyur çevir puanını. Kaç puan verdin Zeynep'e? 2 puan geldi.
Evet. Yani bekliyordum. Aslında herkesten beklediğim puan o yani. Açık söyleyeyim. Herkesten iki mi bekliyorsun? Evet, herkesten iki bekliyorum. Çok yükseleyim. Ama hiçbir şey olmamış ki. Nasıl? Hiçbir şey beğenmedik, olmamış. Bu iki ne demek biliyorsun değil mi? Biliyorum. Hamarat değilsin demek. Biliyorum, evet. Evet, Eri Esra Hanım, buyurun. İki. İki puan Esra'dan geldi. Nilgün Hanım. Bir puan. Burada bana adaletten bahsediyorlar ya, ben de adaletimi gösterdim. Peki bu bir puan Esra Hanım'ın Dilara Hanım'ı sizinle aynı tutmasından dolayı falan mı, bir tepki mi? Evet, bugün az önce bana ne dedi? Senin yemeğin oranın yemeğinden daha iyiydi. Ama ikimizi de aynı eşdeğerde görüp de bana o... Ben değil. Yok. Benim hakkımda konuşuyor. Gösterirse demek ki Zeynep Hanım'ın puan adaleti bu şekilde, anlayışı bu şekilde. Ben de onun anlayışıyla ilerledim. Peki bir puan geldi. Yani normalde ve çok... masamızda eksik zaten. Ve hiçbir yemek yemedi. Kendi de kurmamış ayrıca. Evet, kendi kurmamış. Masa aslında gene vermezdim biri. Masanın eksik olması bu benim için bir eksiktir. Çünkü biz o kadar çiçek yaptırmak, özen göstermek, sofra sunmak, yani bu yapılmamışsa bu benim için bir eksikliktir yani. Evet Zeynep, demek istediğim bir şey var mı? Devam edeceğim ona. Yok. Dilara, son puanı çeviriyorsun. Buyur. Şöyle. İki puan da Dilara. Ben de bir açıklama yapmak istiyorum. Sürekli çiçek çiçek diyorsunuz. Bu kızın maddi durumu olmayabilir ki, benim de yoktu. Ben de ondan dolayı çiçek alamadım. Şurada maddiyat konuşmuyoruz. Olmadığını nereden biliyorsunuz? Belki dedim zaten, yok demedim. Hayır, belki bu masada yoktu, çünkü ben maddiyatı konuşma masası değil burası. Yani şurası yarışma Hayır, programı. Hayır, siz diyorsunuz ki ben mükemmel bir şekilde bir masa bekliyorum. Çiçeği Hayır, benim olsun, maddiyatımın olduğunu nereden benim biliyorsunuz? Yoksun, benim konum. Olduğunu nereden biliyorsunuz? Yok, burada maddiyat yarıştırmıyoruz. Hepimiz zor şartlarda geçiniyoruz yani evet, şu an. Evet, ben maddiyatı yarıştırmıyorum. Hayır, çiçeği tabii maddiyata bağlayamazsınız. Ben burada yo, ben masaya çiçek koymadığından ya da onu yapmadığından... Hayır, siz ben kendisini ezdiğimden değil. Önce beni dinler misiniz? Ve her gün bu şekilde benim masama çiçek gelmedi. Masaya yorum senin yaptınız. Masada çiçek yüzünden biz şey masa yapmadık. Masa örtüsüne yorum yaptınız. Evet. Ben o masa örtüsü benim değil de ayrıca. Ben gerçekten... Ütüsüz olmasına yorum yaptık. Bizim masa örtüsüne yorum vermedik. Evet. Ben ona ütüledim. O masa örtüsü benim değildi kesinlikle. Ben o masayı ne kadar ütüledim. Masa örtüsüne kötü demedik ki biz. Tamam, ben masa örtüsünü ne kadar ütülediğimden bahsediyorum tamam, zaten. Masa biz de gördüğümüzden bahsediyoruz. Sizin ütüleyip tamam, müveccim değiliz ki ya da evinize bir kamera koyup beslemedik ki. Ben masa örtüsünden bahsetmiyorum. Siz 4 gündür zaten bir çiçek hani çiçek olması lazım, çiçek olması lazım. Bu bir davet sofrası, farkında mısınız? Tamam, güzel durabilir. Evet, davet sofrası. Evet. Ama benim maddi imkanım yetmedi ve ben alamadım. Siz bu konuda çiçek yüzünden sadece üstüne gelemezsiniz. Hayır. Ben bunu 5 gündür gerçekten de getirecektim. Ben size puan verirken masayı istemedim. Göz önüne almadım. Siz masayı bugün masayı aldınız. Eğer ki bu şekilde arkadaşımız kendi kursaydı ben bunu eksik Hayır, olarak görmeyecektim. Sürekli benim masama eleştirdiniz. Gerçekten o masadaki şeyler bana ait değildi. Bakın burada söylüyorum. Şurada şu hayır. Şu masada marka yarışı yapmıyoruz ya da mutfak eşyası. 5 gün boyunca konuşmak istemedim. Zeynep Hanım'a da bu şekilde yorum yapınca hani gerçekten kendi hanıma düşündüm. Gerçekten benim imkanım yoktu. Gittim almaya gittim. Baktım da hani gerçekten yetmeyeceğini düşündüm. Hani çocuğum var, ona hayatım biz bunu ağlamaya hiç gerek yok. Düşündüm gerçekten. Sakın yine ağlama. Şunu söylemek tamam. istiyorum. Bu program için değil, günlük için zaten o kadar para vermek büyük bir evet. saçmalık. Ayrı bir çatal şey. Farklıydı. Yani, biz dedik mi bu çatal neden farklı? Komşudan da ödünç alabilirsin. Hiç problem değil. Ödünç masa örtüsüne de gelebilirsin. Hiç problem değil. Gerçekten yani, çiçeği çok biz aradım. Biz sadece temizliğine, masanın düzenine bakıyoruz. Ben yıkadım o masa örtüsünü. Dilara diyor ki çiçek yoktu, alamadım. İyiydi tamam. Ben zaten o çiçeği baza alaraktan puanlama yapmadım. Hayır, az önce Zeynep'e dedin ya biz çiçek de aldık koyduk diye ona evet. ithafen söyleyeceğim. Hayır, ben söylememiştim gerçekten. Peki, kaç gündür Zeynep'i biliyorsunuz. Burada bizim için önemli olan senin tabağının markası evet. değil, tabağının çiçek evet. çorbanın lezzeti. Yani şimdi bakın Zeynep Hanım o kadar daha farklıydı. Zaten 5 gündür bu çatalın farklıydı. O zaman sen de söylemeseydin bardağın farklı olduğunu. Neden farklı olduğunu söyledin? Yok, bir aksilik mi? Ben de görüyorum, söyledim mi? Ya da buraya geldi de mi kırıldı? Hayır. Ben onu sordum. Hayır. Bakın, peki sen biliyor musun bizim yemek takımımızın, çatal bıçağımızın bir yerden bir komşudan almadığımızı? Biliyor musun? Bilmiyorsun.
Tamam. Yani böyle yani söylemeye gerek yok. Eğer ben size kötü deseydim siz söyleseydiniz. Hayır bunu şey acıtasyon yapıyorsun ya yok acıtasyon ben oradan istedim buradan istedim. Bunu söylüyorsunuz. Ben de 5 gündür gerçekten ağzımı açmıyorum masam hakkında. Ben 5 gündür acıtasyon mu diyorum sana? Hayır bugün de şimdi bunu aynı söylüyorum ben. Çiçek çiçek. Peki bir şey söyleyeceğim çiçeğe. Hayatım. O zaman söylüyorum çatal bıçak takımım arkadaşımın da benimkiler eksikti. Bunu mu söyleyeyim? Söyleyebilirsin. Allah Allah. Eğer ben ona yorum yapıyorsam söyleyebilirsin. Gidip alamazdım. Bir gün için alamazdım. Benim yemek takımım bana yetiyor. Gidip arkadaşımdan rica ettim istedim. Her sen şey de isteyebilirdin. Sen de çiçek alamadın. Bunda bir şey yok ben tamam. Ben seni arıyorum. Tamam. Öyle bir pro şeyi getiriyorsun ki. Hayır burada bir şey getirmiyorum. Maddiyat yarıştırmışız gibi. Hayır. Maddiyat yarıştırmışız gibi. Çiçek konuşuluyor. Ortadaki çiçek konuşuluyor. Bir müsaade eder misin? Bir sakin olur musun? Ben hoş bulmadım. Bir saniye. Yok söylemedim. Hayır gayet güzel duruyor. Evet benim de hoşuma gidiyor. Gitmiyor değil. Ben ilk gün yarıştığımda tabii ki savunmak için hoş karşılamıyorum falan dedim. Masanın ortasında güzel durmuyor dedim. Ben bunu dememe rağmen siz 5 gündür sürekli benim masamı baz alarak çiçek yoktu, çiçek yoktu, bir mum yoktu, yoktu. Senin masanın örtüsü şöyle buruşuktu canım. Bir şey canım. Söyleyeceğim gerçekten bir müsaade ederseniz bir şey söyleyeceğim. Burada tabak çatal yarıştırıyorsak eğer benim burada yandaki kaşıklarımla çatallarımla buradaki farklıydı. Ben Zeynep Hanım bu çatalım neden değişik dedim mi? Peki. Ya da bu bardak neden değişik dedim mi? Tekrar dediğim gibi bizim için maddi önemli değil. Tasın markası değil, tasın içindeki çorbanın lezzeti farklı önemli. Amaca çekiyor. Peki. Evet. Yok, yorumları farklı yerlere çekiyorum. Evet, bir haftayı daha sonlandırdık. Acısıyla, tatlısıyla bazen gerildik, bazen sevindik, bazen üzüldük. Çok değişik hayat hikayeleri dinledik bu hafta. Herkes zamanında bir şeyler çekmiş. Büyük bir ümitlerle bu yarışmaya geldiniz. 20.000 TL de şu anda çok az bir para değil. Günlük hayatımızda büyük ihtiyaçlarımızı karşılayacak, borçlarımızı ödeyebileceğimiz paralar. O yüzden hazırsanız büyük finale gidiyoruz.